geldiniz arkadaşlar. Marketing Week'in ikinci oturumu olan Unilever oturumuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Unilever'den pazarlama ve dönüşüm kategori ekip lideri Eda Kral'i bizlerle. Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben öncelikle şu şekilde başlamak istiyorum. Sizin kariyer yolculuğunuzu merak ediyoruz ve sizin kim olduğunuzu merak ediyoruz ve sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler Doruk. Öncelikle ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Keşke yüz yüze fiziksel de birlikte olabilseydik. Ama bu şekilde aranızda olmak da mutluluk verici. Umarım herkes de sağlık saatte yerindedir diyerek bence başlayalım. Doruk beni kısaca tanıttı. Ben Eda Kral'i, Unilever Türkiye Dijital Pazarlama Dönüşüm ve Dönüşüm, Gıda, Çay ve Ev Dışı Tüketim Lideriyim. Bugün size dijital olmaktan, Unilever'deki dijital pazarlama bakış açımızdan bahsedeceğim. Hani lütfen sorularınızı paylaşın. Sonunda da hepsini cevaplandırmaya çalışacağım vaktimiz oldukça. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, Doruk'un da ilk sorduğu soruydu. Ankara'da doğdum. 6 yaşımdan beri İstanbul'dayım. İşte burslu Ayaza Işık ve Sabancı Üniversitesi ekonomide okudum. 3. ve 4. sınıfta sırasıyla L'Oreal ve Unilever pazarlama stajyeri olarak çalıştım. Eminim sizlerden de aranızda şu an yani hem çalışan hem okula devam edenleriniz vardır. Unilever son sınıfta part-time'dım. Üzerine işe girdim. Sırasıyla Clear, Rexona, Elidor, Assistant Brand Manager'lığı yaptım. Sonra Coca-Cola Company'ye geçtim. Hatta demin de Doruk buradaymış yine bir sohbet yapmış sizlerle. Onunla da aynı ekipteydik pazarlama ekibinde. Orada da Coca-Cola Fusti Brand Manager'lıkları yaptım. 5 ülke için inovasyon marketing menajerliği sorumluluğunu üstlendim. Innovation'a girince aslında daha agile yapılar, lean çalışma biçimleri ilgimi çekmeye başladı. Bu sebeple startup dünyasına girip dijital alanda kariyerimi devam ettirmek istedim. Ve Modocruz ikinci el pazar yeri uygulamasının pazarlamasının ve iş geliştirmesinin başına geçtim. Oradaki sorumluluğum sonrası giderek girişimcilik alanında kendimi büyütme isteğimi gördüm ve kendi işimi yapmaya karar verdim. Almanya'da bir aile işi olan Madame Cherry çikolatalarını kurduk ailemle beraber. Bu süreçte startuplara da mentorluk yapmaya ve danışmanlık vermeye başladım bir yandan. Derken Türkiye'ye döndüm. İş serüvenimi bitirdim. Bu mentorluk kısmına devam ederken startuplara Unilever ile yaklaşık 3 sene önce tekrar yollarımız kesişti. Şu anda da demin söylediğim gibi gıda, çay ve ev dışı tüketimin dijital pazarlama ekip liderliği görevini sürdürüyorum. Yaptığım pek çok işte de demin anlattığım hikayemde de aslında dinlediniz. Hep böyle bir dönüşüm ve yeniyi başlatma var. Bunu yapmaktan da keyif alıyorum. Kişisel yaşamımı da hani iş hayatımı da aslında bu amaç hep besledi ve besliyor diyebilirim. Kendi hikayemi de niye böyle anlattım diyecek olursanız, hani bir yolculuk var aslında hikayenin içerisinde hep bir dönüşüm var. Biraz da bunu pazarlamanın yolculuğunda da görüyoruz aslında. Yani pazarlama son 5-10 senedir işin yapısına göre değişir. Büyük ve hızlı bir dönüşüm içinde biliyorsunuz. Yani bugün e-com'dan alışveriş yapmamış bir kişi yoktur aramızda. Veya yani ben TV yerine YouTube izliyorum diyenler diye sorsam sizlere birçok parmak görürüm diye tahmin ediyorum. Günde kaç saatinizi akıllı telefon ekranına bakarak geçiriyorsunuzdur? 1, 2, 3. Eminim son 2 senedir grafik bayağı artmıştır. Ya kısacası aslında bir süredir tüm ezberler bozuldu. Bozulmaya da devam ediyor. Ve artık çok da geri dönüşü yok diyebiliriz. Ve yani bakacak olursak değişim o kadar hızlı ki yani eski iş yapış biçimleri, eski güç yapıları ile hayatta kalmamız artık çok da mümkün değil. Organizasyonlar, markalar ve bu markaları yöneten pazarlamacılar olarak. Yani bu yeni güç dediğimiz new power
artık bugünü yönetiyor ve eski güç öldü. Ya bugüne bakarak geleceği doğru okumak, farklı iş yapış biçimleri ile hız kazanmak, hızlı karar vermek artık önemli. O yüzden de dijital dönüşüm, bu transformation dediğimiz şey, big data, data analytics, e-commerce, yani bunlar pazarlamanın enablerları haline de geldi. Ya çünkü tüketiciler ve onların davranış biçimleri değişti en başta. Yani artık tek tipte bir tüketici yok. Ve bu ihtiyaçlar ve beklentiler her geçen gün değişiyor, çeşitleniyor, farklılaşıyor. Dolayısıyla bizler de organizasyonlar, markalar olarak bu değişimi yakalamalıyız. Tüketiciye hep yakın olmalıyız, hep yakın kalmalıyız ve bugün bu aslına bakarsanız her zamankinden çok daha önemli. Bir diğer konu da demin Big Data dedim. Data krallığını çoktan ilan etti. Yani artık geri dönüşü yok. Bugün biz hani cep telefonlarımızdan her gün belli uygulamalara bağlanıyoruz. Orada o datalar var, işleniyor. Hayatımızın birçok alanında bu datalar var. Bugün e-commerce'ten alışveriş yaparken veya offline bir dükkandan alışveriş yaparken de aslında devamlı bir data işliyor. Ve bizler de aslında organizasyonlar, markalar, bu markaları yönetenler olarak bunun bir parçası olmak durumundayız. Parçası olunca da bunu doğru okumak ve kullanmak zorundayız diyeyim. Demin birazcık aslında bahsettim. Yani online ve offline davranışlar da birbirine geçti. Çok kanallı bir deneyim var artık. Yani bugün Amazon'a bakıyorsunuz. Aslında en büyük pazar yerlerinden bir tanesi ülkelere baktığımızda gidiyor Amazon Go'yu kuruyor. Temassız offline bir aslında ödeme sistemiyle Amazon Store'larda online ve offline deneyimi aslında birbirine geçiriyor. İnsanlar aynı zamanda e-ticaret sitelerinden bir ürün almadan evvel onu da bir denemek istiyorlar. Tüketicinin de böyle bir alışkanlığı olmaya başlıyor. O yüzden de online, offline ve omni-channel dediğimiz sistemde davranışlar birbirine geçiyor. Bir diğer konu da aslında cihazlar birbirine bağlanıyor. Yani ben bugün televizyonda bir şey izlerken, Netflix'te bir şey izlerken aslında cep telefonumdan, oradaki bir kodu okutarak cep telefonumdan bir aktivite yapabiliyorum. Ya da günün sonunda bir ürünün üzerinden bir QR kodu okutarak onu tekrar alım için bir aslında tüketici yolculuğuna çıkabiliyorum gibi. Yani bir taraftan da cihazlar connect ediyor. O yüzden bunu da takip etmemiz gerekiyor. Ya bizler de hani Unilever tarafından da biraz bahsedeyim. Tüm bu hikayenin içerisinde Unilever olarak yani yaklaşık 120 yaşında en büyük FMCG şirketlerinden bir tanesiyiz. 190'dan fazla ülkede varız. 400'ü aşkın markamızla her gün 2,5 milyar tüketiciyle buluşuyoruz. Ve biz de bir süredir demin de bahsettiğim dönüşümün içerisindeyiz. Ve Türkiye'de de bu dönüşümü sahiplenen ekiplerden biri olarak Digital Hub organizasyonunu kurduk. Ben de bu organizasyonun içerisindeyim. 3 senedir de bir yolculuğun içerisindeyiz aslında tüm ekiple beraber. Hani bizler böyle dijital pazarlama dönüşümünü sahiplenen ekipler olarak aslında işin kalbindeyiz diyebiliriz. Bugün farklı uzmanlıkların bir araya geldiği, marka ekipleriyle entegre çalışan dinamik bir ekip yapımız var. Biz iş hedeflerimiz ile uzmanlıklarımızı birleştiriyoruz diyeyim. Ve bu sinerjilerle aslında süreçleri, dijital süreçleri uçtan uca yönetiyoruz. Ve bakacak olursak en basitinden yaptığımız şey markalarımız için dijital tüketici yolculuklarını tasarlamak ve bunları optimize etmek. Bunları
Yani ürünlerimizin ve markalarımızın digital selling, yani e-commerce'e en doğru şekilde bağlanmasını sağlamak. Doğru tüketiciyi doğru platformda doğru ürünümüzle dijital doğru ürünümüzle yakalamak ve aynı zamanda da dijital inovasyonlar yapmak, tüketicilerimizin böylelikle hayatlarını kolaylaştırmak diyeyim. Yaptığımız şey de özetinde bu. Ve hani nasıl çalışıyoruz? Biraz ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Bizim yapımızda hiyerarşi yok. Çok alışılagelmiş yapılarda da çalışmıyoruz. Daha aslında siloların olmadığı, hiyerarşinin ortadan kalktığı, dikey yapılar yerine uçtan uca aslında birlikte çalışan, kolektif yapılar halinde, sonuç odaklı, daha şeffaf, daha çok birbirimize paylaşmamız gereken bir dünyanın içerisinde olduğumuz için biz de organizasyon olarak aslında buna adapte olduk. Hala da oluyoruz ve kendi yapımıza entegre ettik. O yüzden de çevik yönetimle çalışıyoruz. Böyle bir organizasyonuz. Agile çalışıyoruz. Ve Agile Scrum metodolojisi uyguluyoruz ekibimizle çalışırken. Ve böylelikle aslında entegre o silolara silolaşmaya izin vermeden çalıştığımız bir yapımız var diyeyim. Bu organizasyon yapısı aynı zamanda bize tabii bütünü yönetmek için yardımcı oluyor. Yani dijital bir bütün en nihayetine. Yani onu böyle parçalara ayıramıyorsunuz. Çünkü tüketicinin yolculuğu bütün bir hikaye ve pek çok parçanın birleşmesiyle oluşuyor. Biz de aslında tüketicilerin ihtiyacını karşılamak için onları doğru segmentlemek, o segmentler özelinde doğru iletişim kreatiflerini üretmek, doğru kanalda onlara ulaşmak ve bunu medya yatırımları ile yapmaya özen gösteriyoruz. Ve amacımız tüm bu yapıyı, tüm bu bütünlüğü eş zamanlı çalıştırabilmek. Aynı zamanda tüm bunları yaparken test and learn, yani deneyip öğrenme bizim için çok önemli. O yüzden de birçok A/B testingler ve pilotlarla en iyi çalışan modeli bulmaya çalışıyoruz. Ve bir diğer söyleyebileceğim şey de öncü olmak. O yüzden de birçok dijital inovasyonu hayata geçiriyoruz diyeyim. Hani alanlardan ve işlerden biraz örnek verecek olursam, ne tarz aslında işler yapıyoruz, bugüne kadar yaptık. En önemli bacaklarından bir tanesi işimizin e-ticaret. E-ticaretin hani tüketici alışveriş çözümünün böyle merkezine oturmasıyla beraber hakikaten iç sonucuna dönen dijital medya yatırımlarımızı, desteklediğimiz marka ürün portföyümüzü ve kanal yapımızı geliştirerek farklı reklam modelleriyle optimizasyon oyun alanımızı genişletmeye devam ediyoruz diyeyim. Bunu yaparken demin de söyledim. Hakikaten doğru tüketiciyi bulmak, doğru mesajı doğru yerde vermemiz önemli. O yüzden de veri yapılanmamızı devamlı, yani datayı öyle kullanmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken partnerler önemli. Çünkü aslında biz bu yolculukları kuruyoruz. Ve bu yolculukların sonu işte Getir, Bana Bir, Hepsi Burada, Trendyol, Sanal Market gibi e-ticaret partnerlerimiz de bitiyor. O yüzden de onlarla çok yakın çalışıyoruz. Planları beraber yapıyoruz diyeyim. Bir diğer aslında şu an odaklandığımız konulardan bir tanesi pandemi dönemiyle de beraber mesela 4 katına çıkan yemek tarifi aramaları. Sosyal medyada da bu arada %50 arttı bu şeyler, tarif izlenmeleri. Ve tüketicinin böyle bir ihtiyacı var ve bizim de gıda markalarımız var. O yüzden de Yemekte Keyif var platformumuzda, içerik platformumuzda. Tüketicilerimizin yemekle ilgili sorularına cevap veriyoruz. Knorr şeflerimizle canlı bağlantılar yapıyoruz. Bazen soru cevaplar yapıyoruz. Ve aynen bunun gibi aslında
Temiz Sözlü platformumuz var. Orada hijyene odaklanıyoruz. Saç bakım güzellik platformumuz var. Orada kişisel bakım konuları hakkında aslında tüketicilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Kısacası hani bunu da anlatmamın sebebi aslında tüketicinin ihtiyaçlarına sadece ürünlerimizle de değil, aslında onun hayatındaki, günlük hayatındaki ihtiyaçlarına, günün sonunda yine o ürünler veya başka sonuçlarla hani süreç bitebilir. Ama bir sorunu varsa aslında, bir ihtiyacı varsa bunu içerikle de, sadece ürünlerimizle değil, içerikle de karşılıyoruz. Ve dijital yolculuğunda aslında o touch point dediğimiz yerlerde ona cevap vermeye çalışıyoruz. Bu arada sadece içerik üretmeye yönelik eforlarımız da yok. Aynı zamanda demin biraz bahsettim, yani inovasyonlar da yapıyoruz. Ve bu inovasyonlar aynı zamanda yeni entegrasyon modelleri de olabilir. Örneğin burada çoğumuz izliyoruzdur, izlemişizdir diye tahmin ediyorum. Mücbir Sebepler. İşte Lipton ve Domestos markalarımız da Instagram Live'da en çok izlenen hani programlardan biri olan mesela Mücbir Sebepler'e ilk giren markaların başında geliyoruz. Böyle entegrasyon inovasyonlarımız da var. Yeni modellerde deniyoruz. Bir diğer bizim için önemli olan konulardan bir tanesi amacı olan markalarımızda dijitalde de aslında tüketicilerimizle buluşmak. Yine bu pandemi döneminde hani başta hani evde kalan birçok insan bir öğrenme ihtiyacı hissetti. Ve biz de dedik ki, yani Elidor ve Udemy ortaklığında online bir eğitim işbirliği geliştirelim. Yine aslında tüketicinin ihtiyacına cevap veren, markalarımızın amacını da aslında gösteren işbirliklerimizden, güzel işbirliklerimizden bir tanesiydi. Bir diğeri yine bu dönemde Carrefour'da bir tatlılık yap ev konserleri oldu. Belki katılmış olanlarınız vardır. Yani hem marka söyleminin uyumu, zamanlama ve uygulamanın böyle çevikliği. Çünkü pandemi ilk başladı ve biz bu işi yapmaya başladık. Tüketiciler evdeydi ve ne yapacağımızı bilmiyorduk aslında. Biz de bir tüketiciyiz bu arada. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Evde nasıl vakit geçireceğiz, ne olacak vesaire derken. Aynı zamanda morale de ihtiyacımız vardı. Çok zor zamanlar. Yani birçok hiç beklenmeyen şeyler olabiliyor. Bir sağlık konusu var. Bir taraftan bir trajedi yaşanıyor vesaire. Biz de hani o morali de vermek için aslında ev konserlerini başlattık. Bu aynı zamanda hani Facebook tarafından hazırlanan Instagram Covid Playbook'unda da kendi kategorisinde dağılan tek marka işi oldu. Ve bir de tabii hani biraz size pazarlama tarafında yaptığımız işlerden örnekler verdim. Yeni iş modelleri de deniyoruz. Yani inovasyonu sadece pazarlama anlamında değil, aynı zamanda iş modelleri, işte mobil aplikasyonlar, yeni teknolojiler anlamında da yapıyoruz. Ünlüler ürünlerinin satıldığı Ünşap ve Sipariş Direkt doğrudan pazarlama platformlarımız. Yine e-ticaret ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tüketicilerimizi ve müşterilerimizi buluşturduğumuz platformlardan bir tanesi. Algida ile Kazan Mobil uygulamamız mesela bir örnek. Yani dondurma kategorisinde yaptığımız offline promosyon modelini online'a taşıdık. Bu uygulamayla da. Veya Knorr'da bir chatbotumuz var. Facebook Messenger'da çalışıyor. Oradan tarif isteyebiliyorsunuz, soru sorabiliyorsunuz. AI altyapılı, Artificial Intelligence altyapılı bir chatbot. Hem yeni iş modelleri hem uygulamalar. Aslında pek çok da inovasyon üzerinde çalışıyoruz. Bunları hayata geçiriyoruz diyebilirim. Yani tüm bu yolculuğu da aslında niye anlattım, sizlerle paylaştım? Özetle iki öğretimiz var tüm bu hikayenin içerisinde. Birincisi, dijital pazarlamaya bütüncül bakmak. Yani ikincisi de girişimci gibi düşünmek ve hareket etmek. Yani biraz birincisinin içine girecek olursam, pazarlama dediğimiz şey artık
Dijitalden bağımsız bir şey değil ve dijital olmak dediğimiz şey de çok holistik bir yaklaşım gerektiriyor. Merkezinde data var ve o datayı kullanarak aslında sen tüketicilerin için doğru yolculukları çizmeye çalışıyorsun ve onu memnun etmeye çalışıyorsun. Ve yolculuk orada da bitmiyor. Bunu yaptıktan sonra da hakikaten memnun olmuş mu, olmamış mı? Devamlı bakıyorsun. Devamlı optimize ediyorsun. Ve ona göre aksiyonlar alıyorsun. Ve o aksiyonları da sadece bugün için almıyorsun. İleriye dönük de anlamlandırmaya çalışıyorsun. Ve bunların hepsinin altında da data ve teknoloji yatıyor aslında. O yüzden de bu birçok bacağı birleştirmek gerekiyor. Tüm parçaları hani bütün halinde görebilip hareket edebilirsek aslında varlığımızı artık bu yeni düzende sürdürebiliyoruz. Ve ancak o zaman aslında iyi bir pazarlamacı olup da markalarımızı büyütebiliyoruz. Yeni dünya hakikaten bunu gerektiriyor. Bir ikincisi de girişimcilik. Yani bir girişimci gibi aslında düşünmek ve işi o şekilde yapmak. O ruhla yapmak. Yani bu da ne? Aslında esnek olmak. Çünkü değişken bir dünya içerisindeyiz. O yüzden de değişime ayak uydurmak zorundayız. Bugün hiç kimse aslında hani 2019'dan çıkarken, 2020'yi forecast ederken işinde, kendi hayatımızda da öyle de şu an hani işten konuşurken işten örnek vereyim. Herhalde COVID'i hesaba katmadı. Yani o şekilde planlamadık. Ama bir anda pandemi oldu ve bütün planlar değişti. O esnekliğin olması lazım. Bu hem kafa olarak yani kafa yapısı olarak hem de organizasyonlar içerisinde, ekip ruhu içerisinde o esneklik hakikaten artık günümüzde çok temel. Bir diğeri çeviklik. Yani hızlı hareket edebilme, hızlı karar alabilme. Bir diğeri de deneme yanılmaya alan olması aslında. Demin dedim ya yani bir şeyi çıkartıyoruz ortaya, o tüketiciye gidiyor. Ya belki de onu beğenmedi. Ve ben orada onu görüp aslında onun üzerine geliştirebiliyorum. Ya da biraz beğendi, bir tarafını beğenmedi. Şu anda eğer ben hani deneme yanılmaya açık bir organizasyon kurabiliyorsam, öyle bir ekip varsa, sistemi o şekilde çalıştırabiliyorsam aslında en iyi ürüne doğru bu ürün illa tüketilen bir perakende ürünü de olmak zorunda değil. O da olur. Bu arada inovasyon da olur o anlamda. Aynı zamanda bu bir dijital ürün de olabilir, bir pazar yeri de olabilir. Bu her neyse aslında geliştire geliştire, deneyerek, yanılarak ve kültürün içerisinde bunu barındırarak aslında o gelişmeyi yakalayabiliyoruz. Bir diğer konu da hakikaten cesaretli ve meraklı olmak. Merak önemli. Merak ruhunu hep ayakta tutmak önemli. Çünkü aslında gelişme öyle geliyor. Ve en özetinde de hani bir girişimci gibi aslında hep daha iyisini yapmayı istemek diyeceğim. Ve buradan da sorular gelmiş. Birazcık hani sorulara da bakmak istiyorum. Vaktimizde kalsın istiyorum. Dilerseniz ben okuyayım Eda Hanım ilk Olur. sorumuzu. Pazarlama departmanında kariyer yapmak isteyen gençlere üniversite hayatında neler önerirsiniz? Kendilerini geliştirmek için özellikle. Evet. Birkaç şey söyleyeceğim. Öncelikle hakikaten staj deneyimleri kıymetli. Yani organizasyonların içine girmek, bu hangi şirket olursa olsun, o yapıların içerisinde çalışmak, orada pazarlamayı deneyimlemek önemli. O yüzden hani onu bir kere ilk söyleyeyim. Benim de yolculuğum böyle başlamıştı bu arada. İşi işte hakikaten öğreniyorsunuz. Teorinin yanı sıra. Teori de çok kıymetli. Ama iş işte de hakikaten çok güzel öğreniliyor. Bir de böylelikle ne isteyeceğinizi de aslında
anlamaya başlıyorsunuz. Bir de onu söyleyebilirim. Bir ikincisi de aslında yani kendini geliştirmek. Demin bahsettim ya, yani dünya şu an çok hızlı değişiyor zaten. Yani bugünün bugün ha var dediğimiz şey bazen yarın olmuyor. Biraz da gelecekte ne oluyor? O yüzden onu kovalamak lazım. Bugün hani pazarlamada hangi trendler var? Tüketici ne yapıyor? Hani bunlara bakmak. Ama bunlara bakarken de yine teoride değil, biraz hayatın içerisinde. Bizler de bir tüketiciyiz zaten. Bakacak olursak, kendimizi, çevremizi bile gözlemlesek. Bugün işte İstanbul'da oturanlarımız için söylüyorum. Bir Beşiktaş çarşıya insek. Hani pandemi zamanları biraz zor ama bugün mesela güneşli hava, eminim ki insanlar sokaklardadır. Orada ne oluyor, ne bitiyor aslında, onlara bakmak. Bir üçüncüsü sektörler. Yani hangi sektörde ne oluyor? Şimdi pazarlama artık hani sadece pazarlama, eskiden şeyler vardı. Yani bir dönem hakikaten herkes işte bankacı oluyordu. Bir dönem işte pazarlamacı oluyordu. Şimdi hala pazarlama var bu arada. Pazarlama hiç geçmedi. Ama bir taraftan demin anlattığın hikayede pazarlama da dönüşüyor. Sen burada o dönüşümün içerisinde kendini nasıl besliyorsun? Yani hem işin bir marka yönetimi var aslında, hem de bir taraftan da gelişen bir dijital pazarlama var. O yüzden bu alanlara da biraz bakmak lazım, okumak lazım, takip etmek lazım. Çok da güzel platformlar var. İşte bir tanesini söyleyeyim size, mesela e-consultancy, benim de çok sevdiğim, çok severek içinden şeyler, makaleler de okudum. Hani onu söyleyebilirim. Bir de hani sizi son olarak hani dördüncü ekleyebileceğim de aslında size ilham veren liderler. Onlarla hani fırsat bulursanız görüşün, bir kahve için, bir mentorluk seansı yapın, sohbet edin, kitaplarını okuyun eğer öyle bir imkan yoksa. Böyle de beslenmek diyeceğim. Oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki sorumuza geçeyim. Dijital pazarlama ve yenilikçi pazarlama yöntemlerinin bütçesi geleneksel pazarlamaya göre daha az olup daha fazla verim mi sağlıyor sizce? Bu aslında işin yapısına göre değişen bir şey. Kimi aslında zaten şirket dijital üzerine kurulmuştur ya. Baktığınız zaman bir pazar yerine örnek olarak alalım, dijital bir pazar yeri. Şimdi o da dijital pazarlama yapıyor ve tamamen kendi platformunu aslında ne yapıyor? Digital lead getirmeye çalışıyor ve orada onu satışa dönüştürmeye çalışıyor. O yüzden tabii ki onun için dijitale yaptığı yatırımını bir perakende sektöründe bir ürüne, bir markaya yapılan yatırımı daha büyük olabilir. Olmaya da bilir bu arada. Ama günün sonunda bir işin brand equity tarafı var. O yüzden de bu brand equity de tabii ki sadece dijitalde yapılan demand generation dediğimiz aslında satışa yönlendirici aktivitelerle gelmiyor. Bugün bu örnek olarak verdiğim pazar yerleri de yeri geliyor. Geleneksel pazarlama yöntemleri, televizyona da çıkıyorlar, açık havaya da çıkıyorlar. Ki böylelikle aslında o brand equity'yi sağlayabilsinler. Çünkü aynı zamanda hala geleneksel pazarlama bir şey getiriyor. Ulaşım, yani çok yüksek reach getiriyor. Dijital pazarlamada da tabii ki şöyle bir avantaj var. Siz o funnel dediğimiz hikayeyi takip edebiliyorsunuz baştan sona. Yani ben kaç para koydum, satış oldu mu olmadı mı? Veya işte ne kadar etkili harcadım. İlla da satış olmak zorunda değil. İzledi mi benim reklamımı? Hatta işte ne kadar etkileşime girdi benim reklamımla? Birçok parametresi var. Tabii ki ölçümleme anlamında da çok büyük avantajları var. Ama hani biri birinden daha etkilidir gibi bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü bu bir denklem aslında marka için. Pazarlama denklemi. Ve işin yapısına göre hepsine de ihtiyaç oluyor. Benim anladığım dijital pazarlamanın, yani dijital ortamlardaki reklamların takibinin daha kolay olduğu yönünde. Öyle diyebilir miyiz yani? Evet, diyebiliriz.
bir sonraki sorum daha onun için. kolay ve daha detaylı takip edilebiliyor. O yüzden de daha rahat aksiyon alabiliyorsunuz tabii ki üzerine. Ya verdiğiniz girdilerin yani size nasıl sonuç getirdiği, verim sağlayıp sağlamadığını kastediyorsunuz, doğru Evet, mu? Teşekkürler. Bir sonraki soruma geçiyorum. Unilever'de kariyer yapmak isteyen gençlere neler önerirsiniz? Unilever'in öğrencilerde aralıkları nelerdir veya genel tavsiyelerinizi bekliyorlar. tabii. Ya şöyle ki, aslında demin bahsettim ya, bizim 400'ü aşkın markamız var. Her günde bu markalarımız tüketiciyle buluşuyor, tüketiliyor. Ve biz sadece tüketicilerimize bu ürünleri aslında vermekle sorumlu değiliz. Üretmekle, onları ulaştırmakla sorumlu değiliz. Aynı zamanda bu markalarımız onların hayatlarında bir değer de yaratmadı. O yüzden de bizim hani bugün markalarımızın hepsinin bir amacı var aslında. Bu dünya için, yani dünyadan kastım, planetten bahsediyorum fiziksel olarak. Tüketicilerimiz için hepsinin birer amacı var. Çünkü bizlerin de bir amacı olmalı. Yani en temelde zaten buna inanıyoruz. Yani demin anlatırken biraz bahsettim. Hani ben dönüşüm yolculuğundan hakikaten keyif alıyorum. Bir şeyleri dönüştürmek, bir şeyleri başlatmak. Unilever'de bir çalışan olarak da aslında bir taraftan da bunu yapmaya çalışıyorum. O yüzden de aynı bizim markalarımız gibi aslında biz amaca inanıyoruz. Amaç odaklı pazarlamaya inanıyoruz. Öncelikle bir bunu düşünmeleri çok güzel olur. Yani bu hem kendi hayatımız için, yani burada bu soruyu soran arkadaşlarımız için de. Ve aslında o sorumlulukla yapılan pazarlamayı yapabilecek arkadaşlarla biz bu organizasyonun içerisinde aslında bir yolculuğa çıkıyoruz ve çalışıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Onun dışında da hani devamlı öğrenmeye açık olması, merak etmesi. Demin yine hani sohbette biraz bahsetmiş oldum. Merak, cesaret, o girişimci ruh aslında, çevik ve esnek olmak. Aslında bunlara her zaman bizim hani baktığımız, aradığımız, aynı zamanda bunlar iyi bir pazarlamacı da özellikleri diyeyim, hani parantez içerisinde şeyler. O yüzden de mümkün olduğu kadar aslında kendini geliştiren, markalara ve markaların yapmak istedikleri şeye inanan, pazarlamada da tutkusu olan arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Bir sonraki soruma geçiyorum. Herhangi bir kampanya veya reklam vermeden önce bunu düzenlediğinizde önce nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Kendi içinize siniyor mu, müşteriyle empati kuruyor musunuz? Yoksa bu reklamı çıkarmadan önce bir data araştırması mı yapıyorsunuz? Bu yaklaşım başarılı olur diye o süreç nasıl ilerliyor? Yani bütün aslında markalarımızın iletişim kampanyaları yine o markalarımızın amacına hizmet eden aslında ilk brieflerle yola çıkıyor. Ve o briefleri oluşturan ilk şey de aslında tüketicinin ihtiyacı, yani consumer insight dediğimiz kısım. Consumer insight'la başlıyoruz. Tabii ki bu Doruk sorunun içinde de vardı. Belli araştırmalarla çıkan insight'lar oluyor. Bunları hani çeşitli panellerden veya işte o iletişime özel de olabilir. Özel bir çalışmada, araştırmada yapılmış olabilir. Aslında bunlarla bir şey belirliyoruz. O brieflerle beraber aslında elimize gelen kreatif o iletişimi de tekrardan tüketicilerimizle değerlendiriyoruz. Yani nerelerini beğendiler, nerelerinde gelişim noktası var. Kreatifi daha nasıl aslında geliştirebiliriz, ona bakıyoruz. Ama yolculuk tabii orada bitmiyor. Sonrasında bunu yayınladığımız zaman, tüketicilerle buluşturduğumuz zaman yine dinlemeye devam ediyoruz. Yani doğru bir iş mi yapıyoruz? Bu bize bir getiri sağlıyor mu aslında? Tüketicinin ihtiyacına cevap veriyor muyuz? Hoşuna gitti mi? Bunları da bakıyoruz. Dijital tabii bu anlamda avantajlı. Çünkü real time aslında görebiliyorsunuz. Yani reklamları çıktığınız zaman bu Instagram hesabınız da olabilir, YouTube'da olabilir. Orada zaten yorumlardan vesaire, yani devamlı bir tracking var diyebilirim.
Çok teşekkürler. Eda Nur sormuş. Zamanınızda kendi girişiminiz olmuş. Bu süreç içerisinde kazanımlarınız ve kayıplarınız nelerdi? Bir tane de ben eklemek istiyorum buna artı. İleride tekrardan böyle bir girişim yapmayı düşünüyor musunuz veya geliştirmeyi? Valla kazanımım öğrenim anlamında babamla anlaşamadığımı görmek oldu. Öncelikle oradan başlayayım. O işin şakası tabii ki. Şöyle ki aslında en büyük kazanım bir şeyleri deneme cesaretini gösterdiğimi görmek oldu. Onu söyleyeyim. Hakikaten o beni de dönüştüren bir öğretiydi. Çünkü daha da başka şeylere cesaretlenmeye başladım. Onu kendimde gördükten sonra. Yani kayıp kısmında ya orada kaybettiklerim aslında hani kazanım gibi oldu. Onu da söyleyeyim. O da aslında ikinci önemli şey. Kolay bir süreç değildi hani benim için sıfırdan. Bir de ülke değiştirdim. Başka bir ülkede bu işi yapmaya çalıştım. Hani pek çok değişken vardı. Pek çok değişkeni yönetmeye çalıştım o dönem. Ve tüm aslında o challenge'lar diyeyim. Benim için sonrasında bir kazanım oldu. Çünkü bir taraftan da o resilience dediğimiz aslında o güç kazanımı da biraz oradaki zorluklardan geldi. Çok da şey öğrendim. Yani demin biraz bahsettiğim o esnekliği, çevikliği aynı zamanda hani o tecrübeden de öğrendiğimi söyleyebilirim. Doruk senin soruna gelecek olursak da hani ileride bir gün yapmak ister miyim? Ya olabilir. Hani neden olmasın? İleride düşünülebilir. Ama şu anda öyle bir planım yok. Anladım. Çok teşekkürler tekrardan. Bir sonraki soruma geçeyim. Covid ile birlikte gelişen süreçte dijital pazarlama alanında özellikle yatırımlarda bir artma veya bir bütçe planlaması değişti mi? Stratejiniz değişti mi? En azından adaptasyon kısmında. Ya tabii değişti. Ya şöyle düşünün zaten. Hani tüketici neredeyse aslında biz orada olmaya çalışıyoruz. O yüzden de hani çok şey bir örnek vereyim. İşte açık hava bir dönem yasaklarla beraber, ilk yasaklarla beraber ne oldu? İnsanlar daha az sokağa çıkmaya başladı. Biz açık havalarımızı mesela kestik. Açık hava yatırımlarımız. Ve veya yani baktık zaten hani şeyi anlamlandırdıktan sonra ya evet pandemide galiba gidişat böyle olacak bu ikinci, üçüncü gününde falan yasaklar da gelecek. Diğer ülkelerden de bu arada bunu yaşamış. Ya global bir firma da olduğumuz için öyle bir avantajımız tabii ki var. İşte Çin'e baktık, UK şeye baktık, İngiltere'ye baktık. Orada neler yapılmış? Yani tüketiciler neler yaşamış ve ne insight'lar var altında? Onunla beraber de dijitalin zaten büyüyeceğini bekliyorduk. Ve hakikaten de tüm rakamlar bize haftalık olarak da hani raporlamalarda hep şey çıkıyordu. Hala da bu arada OBAS var. Daha fazla dijital ekran kullanımı, dijital platformların tüketilmesi. Onun üzerine de uygulamalarımızı orada tabii ki ağırlıklandırdık. Teşekkürler. Nuran arkadaşımız sormuş. Reklam metinleriniz için ajanslarla mı çalışıyorsunuz yoksa tamamıyla kendi bünyenizde mi yürütülüyor? Şöyle ya şeyde ya bugün iki tip aslında ajansla çalışıyoruz diyeyim. Bir tanesi bizim şey ajanslarımız TV gibi büyük kampanyaları, marka kampanyalarını yaptığımız ajanslarımız. Bir de bir tane digital hub'ımızın içerisinde bugün size bahsettiğim bir ajans yapımız daha var. You Studio isminde. Onlarla da aslında bugün size bahsettiğim devamlı bu e-commerce'e de yönlendirdiğimiz reklam kampanyalarımızı da hep beraber birlikte yapıyoruz. Yeri geliyor yani diğer ajanslar da çalışabiliyor. You Studio'da çalışabiliyor. O yüzden hem kendi içimizde de metin yazıyoruz aslında reklam metni. Ama büyük TV kampanyalarımızı bu bahsettiğim aslında o birinci şeye giren ajanslarımızla yapıyoruz dışarıdaki. Teşekkürler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Pazarlama kariyerini seçmenizdeki en büyük etken neydi? Mesela hangi özelliğini sizi bu alana yönlendirdi?
Şöyle söyleyeyim. Pazarlama yolculuğum benim yine böyle bir kendi iş yapma şeyimden başladı. Hani çok uzun hikayesine girmeyeyim de bir ailem bir restorancılık yapıyordu o dönemde. Ben de okuldaydım yani üniversitedeydim birinci ya da ikinci sınıftı. Onların işte menülerini toparladım, logolarını baştan çalıştık bir arkadaşımla beraber fiyatlandırmasını yaptım. Aslında ben o kafeyi bir relaunch yaptım. Marka relaunch yaptım. Farkında olmadan. Ve bunu yaparken acayip keyif aldım. Ondan sonra zaten ekonomi okuyordum. Ama dedim ki ya ben pazarlamacı olacağım. Ve daha sonra da bu bahsettiğim işte L'Oréal, Unilever oralarda stajlarla bu işin içerisine girdim, denedim diyeyim. Ve o süreçte de aslında en çok keyif aldığım şey bir şeye yön vermek, bir şeyi dönüştürmek, bir şeyi değiştirmek ve bir ihtiyacı karşılamak. Ve bunun da karşılığında bir aslında respons görmek. Yani o da tüketicideki kısmı oluyor aslında. Tüm bu yolculuk beni heyecanlandırdı. Hala da heyecanlandırıyor. O yüzden de bugün buradayım. Sizlere de yolculuktan bahsediyorum ve anlatıyorum. Teşekkürler. İyi ki buradasınız bugün bizimle birlikte. Bir sonraki soruma geçeyim. Bir arkadaşımın sanırım mühendislik mezunu. Şöyle bir sorusu var. Mühendislik mezunları veya bu tarz benzeri bölümlerde okuyan öğrenciler pazarlama sektörüne girmesi için veya bu alanda çalışabilmesi için nasıl bir çalışma yürütmeli, kendilerini nasıl geliştirmeli, neler önerirsiniz? Bu arada bizim pek çok mühendis, pazarlamacı arkadaşımız var. Yani ekiplerimizde. Her zaman da vardı. Onun da zaten pek çok artısı var. Çünkü bugün pazarlama dediğiniz zaman aslında datayı yorumlama, analitik bakma bunlar hikayenin içerisinde. Ve ürünün üretiminden yani pazarlayacağınız ürünün üretiminden veya bir ürün de üretilmiyorsa orada var olan dataların yorumlanarak aksiyona geçirilmesinde aslında zaten o analitik tarafta çok kullanılıyor ve ona da gerek var. Yani burada özellikle birazcık hani ilk soruda da bahsettim. O organizasyonlar içerisindeki staj yani pazarlama departmanlarında. Ki bir pazarlamaya dokunmak aslında yani orada ne oluyor? Pazarlama nasıl yapılıyor? Tüketiciye nasıl o markalar ulaştırılıyor? Hani onları görmek kıymetli. Öyle tecrübeler kazanmak kıymetli. Aynı zamanda da merak edip okumak. Yani şeyleri bir daha tekrar etmeyeyim ama birçok aslında ya o bilgiler okulda her zaman okulda öğrenilmiyor. Birçoğu öyle söyleyeyim. O yüzden de hem hayatın içerisinden hem de okuya okuya da aslında pek çok şeyi öğrenebilir arkadaşlarımız. Anladığım şu şekilde akademiden birazcık çıkıp dışarıdaki dünyayı öğrencileri hani gezip görmelerini, kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorsunuz sanırım. Evet, Tamamıyla evet. akademiye bağlı kalmamalarını. Bu aslında Evet. çok genel bir kanı. Çok haklısınız bence de. Ve Bir aynı zamanda hani şeyi de ekleyeyim. Yani bunun da tek bir şeyi yok. Yani ne kadar case görülürse aslında. Yani o case study'ler falan var. Ya üniversitede de hepimiz yapıyoruz. Sizler de şu an yapıyorsunuzdur. Yani onlara bakmak, onları yorumlamak, onları okumak, onların gerçek olanlarına da bakmak aynı zamanda. Onlar da tabii çok kıymetli bence. Çok teşekkürler. Bir sonraki soruma geçeyim. Gelecekte dijital pazarlamanın tamamen sektörde hakim olacağını düşünüyor musunuz? Yani artık bizim billboardlarda gördüğümüz reklamlar veya gazetelerde çıkan ilanların tamamıyla kaldırılıp tamamıyla bu işin dijitalde gerçekleşeceğine inanıyor musunuz? Öyle sorayım. Bu dediğimiz şey yine olması için yaşam biçimlerimizin çok büyük oranda değişiyor olması lazım. Yani bizler hala sokaklara çıkıyoruz, geziyoruz, belli platformlardan bir şeyler izliyoruz. O yüzden de aslında mediumlar çoklanıyor ama hala bugün bir televizyonun
gücü var. Bugün bir açık havanın gücü var. Çünkü yaşam tarzımız hala böyle. Ancak yaşam tarzımız değişirse, hani mesela pandemi döneminde işte bir değişiklik yaşadık değil mi? İşte daha çok evde kalmaya başladık vesaire. Dijital ekranlara daha çok bakıyoruz. Dijitalde daha çok vakit geçiriyoruz vesaire vesaire. Bundan daha da bir çarpıcı bir değişiklik olması lazım bu dediğimizin olması için. Onun dışında ben hala kalacağını düşünüyorum. Ama hani ne olacak? Daha fazla belki bunlar ölçümlenebilir hale gelecek ki gelmesi de lazım. Bunlar üzerine de zaten çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda da bunlar çoklanacak. Yani bugün artık sadece geleneksel bizim ulusal dediğimiz TV kanalları yok. Nasıl ki aynı zamanda içerik platformları var. İşte üyeliklerle çalışıyor. Bunların daha da çeşitlendiğini düşünebiliriz bence. Çok teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Bu pazarlama araçlarının içerisinde yapay zekanın desteği alınıyor mu? Veya ileride eğer alınıyorsa tamamıyla yapay zekaya dayalı bir sisteme geçilme durumu var mı? Bu şeylerin içerisinde bahsettiğimiz mediumların, işte inovasyonların altında yapay zeka kullanılıyor. Hepsinde değil, birçoğunda veya bazılarında. Ve bu giderek de artacak. Çünkü bu aynı zamanda da bir kolay bir yani veriyi, veri analitiğini aslında kullanmamızı sağlayan bir altyapı. Artificial Intelligence. Ve bunu giderek hayatlarımızda daha çok göreceğiz. Fakat her şey buraya geçer mi? Ondan emin değilim. Günün sonunda bir karar verirken aslında insan dediğimiz varlık aynı zamanda da strateji yapan bir varlık. Şu anda yapay zeka strateji üretemiyor. Yapay zekanın sezgileri yok. Bunlar insanda var. Ve bunlara da ihtiyaç var. O yüzden de tamamen oraya geçeceğimizi ben söyleyemem henüz. Öyle söyleyeyim. Duygu faktörü sanırım burada çok önemli bir rol oynuyor. Henüz yapay zekanın duyguları yok diyebiliriz zannediyorsam. Hem duygu hem de aslında birazcık o stratejilerin gelişimi için işte öngörü ve sezgiler. Yani bir örnek vermek gerekirse mesela bir Tesla arabası yani otomatik giderken mavi bir brandası olan kamyona çarpıyor. Çünkü mavi brandayı tanımak onun programında yok. Ama bu bir o sırada automated olmasaydı Tesla öyle gitmeseydi sürücü onu kullanıyor olsaydı o brandayı anlayabilirdi diyeyim. Anladım. Çok yeterli olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlarımızın içinde. Bir sonraki oturumumuzun da süresi geliyor. Eda Hanım, katıldığınız için ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bir oturumdu. Arkadaşlarımız da aynı şekilde düşündüğüne eminim. İyi ki bugün geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Çok teşekkürler. Ben de çok mutlu oldum beni ağırladığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Diğer oturumlarınızda da keyifli sohbetler diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar 5 dakika sonra oturum için hazır olmanızı bekliyoruz hepimiz. Hoşça kalın.